Konsol oyundan merhaba sevgili arkadaşlar. Benim bir tabirim var abi. Nedir? Oyun oynamaktan oyun oynayamamak. Ve bu sene yine oyun oynarken oynayamadığımız bazı oyunlar oldu sevgili Dost Bey. Bu programımızda Dost Bey'e çok teşekkür ediyoruz e, konu başlığını bulduğu için. 2017 yılı içerisinde oynamayı arzu ettiğimiz, yanıp tutuştuğumuz ama gerek vakitsizlikten, gerekse başımızın çok dolu olmasından dolayı bir türlü el atma şansına erişemediğimiz veya ucundan şöyle bir bakıp, Geri dışarıya çıktığımız oyunları konuşacağız efendim. Dost Bey hazır mısınız? Hazırım efendim. Buyurun efendim o zaman. Evet. Benim ilk <laughs> oyunum. Sadece 2017 bu. Evet. <laughs> 2017. 5 oyun ben 5 oyun Taha Aynıcı burada seçti. Hemen onları size ben daha kısaca... fazla a... daha fazla hepimizin daha fazla aslında. Bu da ben bir girersem 10 11 12 tane oyun çıkıyor yani çıkıyor. bir senede. Çoğu da indi işin garip tarafı. Yani buradan anlıyorum ki aslında benim olayım indi olmasına rağmen AAA oyunlardan indi oyunlara hayatta zaman ayıramıyorum. Bu da beni üzüyor. Benim bütün oyunlarım indi. Evet ilk oyunum Hollow Knight efendim. Kendisi Metroidvania ile Dark Souls tarzını birbirine karıştırmış bir oyun türü. Birazcık çağlarlarda ee, oynamıştık. Evet ya. çağlarda kısaca göz atma fırsatı bulmuştum. Gördüğüm kadarıyla orada yani çok yüzeysel bir şekilde bakmıştım açıkçası ama... Ee, gelen yorumlar oyunun harika olduğu yönde gerçekten. Yani yılın en iyi oyunlarından biri olduğunu söylüyorlar. Ben de oynamayı gerçekten e, çok istiyorum. Kontroller falan aşırı rahat. Çünkü karakterin kontrolünün tam olarak bende olduğunu hissetmiştim onu oynarken. Ki Metroidvania oyunda en çok aradığım şeydir aslında. Ee, belli bir zorluğu falan filan da vardı. Yani bir mücadele hissiyatı da vardı oyunun. Keyifli bir oyuna benziyordu. Ama bunu oturup oynayacak zamanı nereden bulurum? Hiçbir fikrim yok. Anca belki canlı yayınlarda falan boşluk buldukça canlı yayında da bitirilir mi böyle bir oyun? O da büyük bir şüphe. Videomuzun yok. arka büyük bir plan sorun. Ee, Videomuzun arka planına şey koyalım mı? Dursun zaman ismini parçayı koyalım. Mı? Sürekli o arkadan. <gülüyor> 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 Çalsın. Dursun yeriydi. Evet. evet e, benim arkadaşlar e, beşli listemin birinci sırasında South Park Fractured But Hole var. Hole. Stick of Truth'u sevmiş birisi olarak oradaki konsepti başarıyla devam oyununa taşımış. Hani çok fazla oynayamadığım için daha fazla detaylı bir şekilde yorumlayamayacağım ama kötü durmuyordu oyun. Güzel. Keyifli duruyordu. Hı -hı. Ve açıkçası oradaki muhabbetlere böyle bir şahit olup kafa dağıtmayı çok istiyorum. Tam kafa dağıtmalık oyunmuş evet, gibi. Nitekim oradaki yaşadığımız maceralar, olaylar vesaire. O yüzden benim de içinde ukde kaldı, en kısa sürede bitirmeyi, oynamayı arzu ediyorum ama. Ben neyse ki oynayabildim, neyse ki bir zaman ayırıp bitirebildim, birkaç günlük maratonla, uykusuzlukla vesaireyle i̇şte yani. bitirebildim. Çünkü en çok beklediğim oyunlardan bir tanesiydi. Güzel. Ilki kadar iyi değil ama iyidir efendim. Evet, benim bir diğer oyunum, Divinity Original Sin 2'yi Divinity Original Sin 2 efendim. Normal şartlar altında hiç sanki yani ilgimi çekmeyecekmiş bir oyun gibi dursa da böyle içten içe harika bir oyun olduğuna inanıyorum. Böyle kalpten bir şekilde hani bu oyuna bir oynasam bayılacağım, ölüp biteceğim sanki başından kalkamayacak. Bu detaylar şey seni evet. senden alacak değil yani, mi? Yani sanki öyleymiş gibi geliyor ama ilkini de oynamadım zaten. Hani bu 2017'de çıktığı için ikinci oyun listeye alıyorum ama girişirse zaten birden başlarım. Önce biri oynar ondan sonra ikiye geçerim. Sen de benim takıntılısın. Eee... Ama böyle bir oyun için hayatta zaman ayıramam gibi geliyor bana. 100 saat, birinci oyun, ikinci oyun yani bir herhalde 150 saatte ikinci oyun sürüyormuş galiba. Ya sanırım böyle bir oyuna sanırım. hangi aralıkta zaman verip de oynayacağız bilmiyorum ama bir de co-op oynamak lazım bunu. Co-op olarak daha eğlenceli Gelirim. falan filan diyorlar. Gelirim abi. Yani her türlü. Bakalım bir gün bir Destiniye de senin için katlanıyordum zaten. <laughs> Destini işimiz bitti ya. Destini evet, oynayalım. bitti. bitti. Ah, benim listemde arkadaşlar ikinci sırada Zelda Breath of Wild var. Switch sahibiyim. Odyssey'yi keyifle oynuyorum. Mario Rabbids'e bile daha bakmadım. Ama Mario Rabbids için yanıp tutuşmuyorum açıkçası. Ama Zelda'yı oynamayı çok arzu ediyorum. Yani bu sene çok fazla konuşulmuş oyunlardan bir tanesi olmasından öte. Hani sırf konuşulmuş olduğu için değil. Bugüne kadarki neredeyse tüm Zelda oyunlarını oynadığımdan mütevellit. Bu oyunda neler yapmışlar? Nasıl değiştirmişler? Nasıl geliştirmişler? Ee, milletin milletin 9.5 on verdiği kadar var mı? Yoksa dostum dedi ki abi o kadar da hani güzel oyun ama o kadar da abartılacak kadar bir olay yok ee, sorusunun cevabını bulmaya çalışacaktım eğer oynayabilme şansım olsaydı ama oyun elimde bile yok hani. <laughs> yani birazcık da şeyden ya hani maddi imkansızlıklardan dolayı almadım abi bunu yurt dışından alacaksın getireceksin. Odise'ye nasip oldu hani. Bir atışlık hakkım vardı onda Odisse'ye aldım ama Zelda Breath of Wild'ı da almayı çok arzu ediyorum. Oynamayı çok çok arzu ediyorum. Bir de çok fazla vakit yiyecekmiş gibi duruyor. Öyle ya. Bilmiyorum ya yani. benim çok fazla 100 vakit yiyecek İyi de İşte yani 100 saat nedir abi ya? Yap şöyle dinler, 10 15 saat herkes mutlu olsun diyeceğim ama. Ben güzel. mutluydum 30 saatlik Zelda'lardan oldukça mutluydum evet, ben. Evet yani 100 saatlik açık dünya bir Zelda benim kalemim değildi açıkçası. O yüzden de çok bayılamadım oynarken. Evet durum bu. Odyssey daha iyi yani. Ben daha iyi bir seçim yaptım. Odyssey iyi Odyssey. ya. Evet akıyor Odyssey. Odyssey'le daha güzel bir seçim yaptım bence. Evet benim bir diğer oyunum Battle Chasers. Bunun bir de bir alt isim vardı ama şu an buraya yazmamışım ne olduğunu. Strateji RPG. Evet Ve görsel olarak harika. Strateji oyun RPG abi. ve evet görselliği. Ben karakter dizaynlarını falan da çok sevdim çok güzel gerçekten. Abi ya. Tam klasik bir sıra tabanlı strateji RPG oyunu. Tam aslında benim kalemim bir oyun. Tam böyle oynamak isteyeceğim, oturup başına saatler geçireceğim Switch bir alınır oyun. bu biliyor musun? Öyle. Ama ben sanki diğer konsollarda oynamak istiyor gibiyim. <gülüyor> PlayStation <gülüyor> 4'te <gülüyor> oynarım <gülüyor> muhtemelen ben bunu. Bir gün eğer bir yerden şey yapabilirsem zaman bulup oynayabilirsem elbette. Yani sadece konsept olarak baktığımda tam istediğim her şey olan bir oyun. Ama mümkün değil zaman ayıramıyorum yine aynı şekilde. Daha şu anda hala Triple A, Wolfenstein'lar yok Shadow War'lar bilmem neler, Call of Duty'ler dururken. Yani ben onları bir şekilde oynayıp bir şey çıkarmam gerekirken maalesef bu oyunları oynayacak zaman... Bulamıyorum. Ee, evet Battle de içeri da çıkartma öyle, kısmı var abi. Öyle bekliyor da Battle Chasers bana bakıyor. Ben ona bakıyorum yavrum diyorum. Geleceğim sana ne olur bekle beni. Elbet diyorum elbet, 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 elbet. elbet şu triple do oyunların do manyaklığı bitecek. Elbet bir sakinleşecek piyasa bir duracak. O zaman sana döneceğim diyorum. Tabi 2017'nin ilk 4 ayı gibi olmazsa 2018'de mutlu olurum. Hani nefes alacak kafamı kaldıracak vaktim kalmamıştı 2017'nin ilk 4 ayında. Bu çünkü. arada 2018'in başında da baya bir yapım çıkacak ya. Benim gözlemlediğim kadarıyla abi. Ya şöyle bir 1 ay boşluk olsun bari. 1-2 ay boşluk olsa kendimizi bir iki toparlarız değil mi? 2 ay boşluk olsa toparlarım ben. Evet efendim geçiyoruz. Benim listeye. Pyre var abi benim listemde. Bastion ve Transistor'un ardından 3. oyunu Supergiant Games'inde eee Baktığın zaman aslında başlangıçta bu ne lan falan filan demiştim ama <laughs> çok fazla mantığını anlamamıştım ama o kadar güzel yorumlar aldı ki <laughs> o kadar güzel yorumlar o kadar güzel bir hikaye sahip olduğu söylendi ki birden böyle benim bütün ilgimi alakamı çekmeyi başardı ama maalesef girip oynayamadım bile. <laughs> yani Transistor'dan sonra güvendiğim bir ekiptir bu arada Super Giant Games güzel işler yaparlar. Ama tanıtım videolarından bir türlü beni cezbedememişti. Yok abi bu sefer yapamamışlar herhalde. Bu ne lan? Ejley falan Bir spor demiştim. oyunu gibi bir konsepti evet, vardı oyunu. Yani daha doğrusu hani oyunun dünyasındaki bir hani oyunun kendi spor oyunu gibi hissettirmiyor da hani oyunun içerisinde yapılan şey o dünyadaki o dünyanın sporu. Sporu. Yani. Ya şey gibi bu. Final Fantasy 8. Yok 8'de mi vardı? Onda, onda mı vardı? Onda. onda bir spor vardı Hı -hı. değil mi? Ee, onun gibi olabilir diye tahmin ediyorum. Benim zamanda <laughs> onu da görüp bu ne lan böyle deyip kapattığım bir oyundu Final Fantasy 10 arkadaşlar. Tabi o zamanlar biz şeydik hani yüzeysel oyuncuyduk <laughs> falan falan modunda takılıyorduk. Yıllar yıllar evvel. Ama Pyro oynamayı çok arzu ediyorum. Ee, tabii ki dışarıdan bizim önem verdiğimiz, güvenilir kaynak olarak aldığımız ve zevkine inandığımız basın kuruluşları veya şahıslardan güzel yorumlar gelince bizim için değeri daha farklı oluyor. Hı hı. O yüzden bu şekilde listeyi aldım ben de payırım. Bu arada listemizin herhangi bir sırası yok. hani ha, En az merak ettiğimizden en çok merak ettiğimiz defa ya da kronolojik bir sırası farklı ama rastgele gidiyor, ilerliyor. Evet benim dördüncü oyunum. En Hat in Time bir indie oyun. Yine uzun süredir geliştirilen. E, piyasaya çıkması bayağıdır beklenen ve e, yorumlara göre gerçekten beklenenin hani şeyini veren, e, o beklentiyi veren bir oyun. Spiderman e, 64 havasında bir oyun. Evet içeride, aynen öyle. E, bir şey oyunu. Şimdi bir platform oyunu. Üç boyutlu platform oyunu. Şapkatıyor musun bunda da? Mario şeyinden giden. Mario'nun izinden giden ee, çok başarılı olduğu söyleniyor. Ben de şöyle bir göz attım ama çok şirin bir oyuna benziyordu açıkçası. Karakterleri, dünyası vesaire çok hoşuma gitti. Çok e, ilgi çekici gözüküyordu. Şey falan filan demişlerdi işte. Ukulele yerine hani e, Time'a girin. Hani ile biraz ıı, pek beklenini veremedi. Time hani tamamen onun karşılığını veriyor gibi diyor. Zaten arayüzü falan da bayağı hani, Mario 64'den duruyordu açıkçası. Ben bakma Can Barı bilmem ne falan bayağı Mario 64 gibiydi. Bu da gene özellikle şu son dönemde Odyssey'i oynadıktan sonra hani o ta böyle bir insan şey oynamak istiyor. Odyssey'i tattıktan sonra gerçi bilmiyorum yavan gelir belki de bu. Abi Odyssey'den, Odyssey'den sonra, sonra yavan gelme şansı var açıkçası buna. Ama indi bir stüdyodan geldiğini düşünerek evet. değerlendirerek <laughs> oynamak lazım belki. Yani ben açıkçası elinerek oynayacağıma inanıyorum eğer zamanım olsaydı. Muhtemelen asla oynayamayacağım oyunlardan bir tanesi zaman bulup da. Evet, üzücü. Gerçekten üzücü. Benim listemde bir diğer oyun Prey. Prey PlayStation 4'te oynadım ben arkadaşlar ve açıkçası Prey konsolda oynanacak oyun değil. Yani değil. En azından benim için değil. kontrolcüyle oynamayı tercih etmeyeceğim bir oyun. Nasıl ki Dishonored ve Dishonored 2 hareket kabiliyeti e, ve vermiş olduğunuz tepkiler klavye mouse'u çok daha tatmin edici oyunu çok daha anlamlı kılıyorsa aynı şekilde Prey'in de ben böyle olduğunu inanıyorum. E, Deus Ex, System Shock, Bioshock pek çok Farklı yapıdaki Cyberpunk oyunu bir araya getiren e, güzel bir oynanış mekanine sahip olduğunu düşündüm. En azından başlangıç saatlerinde. E, hoş bir yapımdı. Ama onu da o dönem için yarım bırakmak zorunda kaldım. Böyle bir 3-4 saatte oynadım yalnız ha. Yani 3-4 <laughs> saat oynadım. Çok keyifli ilerliyordu. Özellikle istasyonun dışına çıktığım kısımda zaten hmm. bitirdim. Bayağı hoşuma gitmişti. Çok insanı böyle keşfetmeye, kendi yolunu kendim bul e, gibisinden... E, özgürce bırakıyordu oyun alanına. Böyle biraz Half-Life havası bile alıyordum. Half-Life'ta da böyle silahları kullanarak veya bir şeyleri çekiştirip üst üste koyarak kendi yolunu buluyordun ya. Prey'de mesela onu aldım. O kadar çok alışmışız ki tek düze oyun yapısına. Ya yani tek düze oyun yapısı derken hani şimdi açık dünyaya o kadar doyuyorsun. Şimdi tek düzeye laf ediyorsunuz diyorsunuz diyebilirsiniz belki arkadaşlar. Demek istediğim yani aslında açık dünyada, aslında tek açık, dünyada açık, açık dünyada bile bir tek tekdüzelik var. Evet. Hep sana be, şuraya git, şunu yap, buraya git, bunu yap falan derken Prey'de mesela ben bir yerde 40 dakika şey kaldım. Çıkış yolunu bulamadım. Meğersem köpüğü sıkıp abi öyle bir oyun alıştırıyor ki, Hı -hı. oyunlar alıştırmış ki bizi hazıra. Evet. Şey aklına gelmiyor. Köpüğü sıkacaksın, onun üstüne sıkıp zıplayacaksın. Hı -hı. Bakıyorum aptal aptal nereye yönlendirecek oyun falan diye. Onlar çok hoşuma gitmişti açıkçası. Kendim keşfederek bulma duygusunu. Eee Prey'de PC üzerinde sıfırdan başlayıp oynamayı arzu ediyorum. Güzel evet. olduğunu düşünüyorum prey. Ben de bir iki ay önce oynama fırsatı bulmuştum. Yeni bilgisayar geliştirme elime. Çok başarılı bir oyun efendim. Gerçekten çok beğendiğim bu seneki favori oyunlarımdan bir tanesi. Ee, çok özgür bir oyunu sunuyor. Son çeyreğe birazcık sıkıntı. Onun haricinde oldukça başarılı bir oyun bence de. Evet benim son oyunum Hop adındaki Adventure Puzzle oyunu. Geçen gün de yapımcısı, ee, evet, kapandı, yapımcısı artık. kapandı. Artık son maalesef yani son kurşunlarını sıkıp ondan sonra öldürüldükleri bir oyun hop. Ee, bir dediğim gibi Adventure Puzzle oyunu. Ufak bir karakterle gezip puzzle çözüp sadece ilerlemeye çalıştığımız bir yani mantık olarak basit ama oynanış olarak çok keyifli bir oyuna benziyor. Ee, buna da sanki zaman ayırabilir miyim? hiç sanmıyorum. Çok ilerleyen zamanlarda gibi gözüküyor evet, ya. Çok ilerleyen birazcık zamanlarda. Birazcık zor gözüküyor açıkçası. Bu oyunların hepsi çok merak ettiğim, hep bir yerlerinden bulaşmak istediğim ama muhtemelen asla bulaşamayacağım oyunlar efendim. Evet benim son oyunumdan Nintendo 3DS'e çıkmış olan arkadaşlar. Metroid Samus Returns. Ee, Nintendo'nun yapmıyor oluşuyla oyuna olan böyle bir önyargım vardı. Yapımcı stüdyoda Steam Mercury, Castlevania Lords of Shadow 2'yi berbat eden, Mirrors of Fate'i de berbat eden stüdyo. Ee, acaba dedim Metroid'de nasıl bir performans sergileyecekler? Fena değildi. Hani Genellikle gördüğüm çok olumsuz yorumlar da gördüm ama genel olarak süper bir Metroid oyun değil ama işte 7-8 civarı vesaire diyorlardı puan e, ortalaması olarak. O yüzden benim ilgimi çekiyor. Yani bir de Metroid oyunu abi yani yıllardır bir Metroid oyunu gelmiş değil. Bu arada hani e, çok güzel dışarıda Metroidvania oyunları var. İşte Hollow Mighty dedik. Dead Cell oynuyorum ben ara sıra şöyle bir açıp bakıyorum falan. Yani Eminim Samus Returns'dan daha iyi bile olabilirler. Mutlum, evet. e Ama maalesef Nintendo'nun kendi ekibi yapmadığı müddetçe yenilikçi bir Castlevania oyunu. E Castlevania diyorum. Mutlum. Metroidvania tarzı. daha Doğrusu bir Metroid oyunu görebileceğimizi düşünmüyorum. En iyi seçenek de e dışarıdan bir stüdyonun yapmış olduğu bu Metroid oyunu. Onun dışında benim kısa kısa Wolfenstein 2, Rime, Andromeda Night in the Woods oyunları var. Ve kısaca bir geçeyim dedim. Bunları da inşallah bir gün oynamayı arzu ediyorum. Andromeda'yı da yarım bırakmak zorunda kalmıştım. Hem de Andromeda bekliyor mesela. Ne ara oynadı yani... kim bilir. E şey de Hayırlısı yok mesela Andromeda'da <laughs> Mesapek 1-2-3'teki o bağlayıcılık. Ulan Hı -hı. bundan sonra ne olacak, seçimim nereye gidecek falan filan gibi bir olay olmadığı için hemen oynarız bir ara deyip bırakıyorsun. Sizin var mı arkadaşlar gerek hani maddi imkansızlıklar, gerekse vakitsizliklerden dolayı oynamayı arzu ettiğiniz veya önyargıyla yaklaşıp ya bu oyunu beğenir miyim beğenmez miyim deyip arada kalıp oynamadığınız oyunlar var mı? Bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.